Değerli arkadaşlarım, günaydınlar. Herkese iyi bir sabah diliyorum. Bayram yakınlaştı. Ama ondan evvel hani bir yaşayan bizlere selam gönderdiler. Sigaraya seyyanen zam yaptılar arkadaşlar. Vallahi kaç gün geçti bilmiyorum ama hani biz emeklilere 1.000 lira falan bir para verdiler ya, emin olun şu 3-5 günde çıkarmışlardır. Vallahi ister inanın ister inanmayın, ben sigaraya ne zaman zam gelse sigarayı arttırıyorum. Daha çok içiyorum yani. Cinslik bende herhalde yani, tam bilemiyorum. Zaten ben bu cinsliği daha evvel de yapmıştım. Hani kaç sene ben bilmem, hatırlar mısınız? Hani böyle kapalı mekanlarda sigara içmeye yasağı koymuşlardı ya. O zaman da ben bir yazımda demiştim ki değerli işte yöneticiler, yani ben işte 50 küsur senedir sigara içerim. Onun için bu tip uygulamalarda bize bir öncelik sağlayın. Yani nasıl bir öncelik? Bize dedim kart verin. Hani vardır ya böyle işe girerken falan verilir kartlar. Hani işte bu kart sahibine işte yardımcı olun falan. Onun gibi bir şey verin dedim ya. 50 seneyi geçmiş sigara içmesi bir yere kadar gelmiş. Bu insanlara işte bu kişiye yani izin veriyoruz. Bütün kapalı mekanlarda sigara içebilir. Kimse cevap vermedi ya. Yani zaten ben cevap vermeyeceklerini biliyordum da. İşte o arada hani ona da bir arada götüreyim diye cevap verdim. Değerli arkadaşlarım, hani bırakayım diye düşünüyorum. Bazıları vardır öyle mesela insanlar. Yani böyle bir olayı yaşadığı anda hemen geçmişine bakar ve der ki eski geçmişte yaptığım hataları, dangalaklıkları, işte yanlışları yapmayacağım. Yapmaz mı? Yapar. Nereden anlıyorum? Vallahi daha 2000 sene evvelinde bir Anadolu, Pamukkale doğumlu bir Yunan düşünür Epiktetos demiş ki yarın bambaşka bir insan olacağını düşünüyorsan niye bugünden başlamıyorsun? Bunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra nedenini de benim kanaatimi söyleyeyim. Şundan dolayı yapmıyoruz. İnsanlar yani eğitimle, ne bileyim bir miktar iradeyle bazı yani yapacakları şeylere gen vurabilirler. Ancak genlerinden gelen durumu düzeltmeleri bence mümkün değil. Yani adam kindar, ukala, şımarık, kıskanç, yani bu gibi istenmeyen huylara sahipse, sen bunu istediğin kadar eğit kardeşim, adam bu davranışlarını eğitimle saklamaya çalışır ama en ufak bir pozisyonda paça verir. Ya bunu tabii ki anlamak çok zor. Yani benim düşünceme göre insanlar bir çay poşetine benzer. Sıcak suyun içine atana kadar gerçek rengini anlamaz. Yani öyle bir hayat normal seyrinle devam ediyorsa her şey iyi görünür. Bütün insanlar iyidir. Ancak hayat beklemeye, sıkıntılara, üst üste gelen zorluklara geldiği an aman aman, aman aman, aman da aman. Ondan sonra ise arkadaşlar, insan yaşlanır. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu yani yaşlanmanın
yani ihtiyarlamanın nedeni nedir? Nedeni nedir biliyor musunuz? İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanır. Halbuki yaşamadıkça ihtiyarlarlar. Bunu bir düşünün arkadaşlar. Ha, unutmadan bana abone olun, bildirimlerinizi açın. Bu tip sosyal konuları yani anlatmaya devam edeceğim. Yani hayal kırıklıkları bu işin de en büyük ağırlığıdır dostlar. Aslında insanı en çok acıtan şey hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Bakın şöyle bir hayatınıza, insanlarla ilişkilerinize, yani ne aklınıza gelirse. Mesela eskiden böyle bir sorunlar yoktu. Ben de işte geçenlerde veya bilmiyorum hangi gün bir sohbet yaptım. Orada eski yani şeyleri anlatırken, yani babalarımız, analarımız falan anlatırken, ya bir yanlış algıya insanları da, yani ittim mi acaba diye de düşünmeden edemedim. Nedeni şudur. Yani çünkü o zamanlar böyle bir lokma, bir hırka, insanlar herkes doğru şey, arkadaşlık mı arkadaşlık, sen de kahve içeceğim, ben de bilmem ne yapacağım. Öyle miydi? Yani onun dışında başka şeyler yok mu? Olmaz olur mu? Bugünün insanlarına benzeyen davranışları var. Mesela düşünün arkadaşlar. Demin bazı insan özelliklerini anlatmıştım da, egoist falan. Adam evin babası. Düzgün bir adam. Öyle dışarıda öyle içkisi bilmem nesi falan filan dolaşması yok. Belki yok ama maaşını alıyor. Maaşını aldıktan sonra çok düzgün bir adam olduğu için evvela evin kirası, kirasını ödüyor. Sonra bakkala veresi alışveriş varsa muhakkak onu ödüyor. Sonra ne yapıyor geri kalan parayı biliyor musunuz? İşte orada başlıyor film. İşte bu benim sigara param diye kalan paradan ayırıyor. İşte bu benim akşamları gittiğim yerde kağıt oynadığım, işte arkadaşlarla bulunduğum yerdeki çay param diye ayırıyor. Geri kalanı da al bakalım hanım diyor, karısına veriyor. Ondan sonra düşünmüyor ki 30 günde geri kalan ne kaldı. Bununla bu evi, ama muntazaman da evden yemek bekliyor. Yani insanların böyle bir sıkıntılı bir durumu var arkadaşlar. Ama bununla ilgili çok ilginç bir şey var. İnsanları değiştiremiyorsunuz. Yani ne yaparsanız yapın. Yani mesela ne kadar evlilikteki durumların ne kadar iyi olursa olsun insanlar değişmiyorlar. Mesela maddi imkansızlık. İki tane çok birbirine dost aile. Bir tanesi biraz daha varlıklı. Ötekini sıkıştırıyormuş. Beraber yaz tatiline gidelim. İşte yani bir 7 gece 8 gün falan diyormuş. Arkadaşı ona bakmış. Demiş ki gelemeyiz. Ya neden demiş arkadaşı. 3 nedeni var demiş. Birincisi demiş paramız yok. Arkadaş hemen sözünü kesmiş. Anladım demişti. Diğer 2 nedeni boş ver. Yani bu kadar yakın, dost, bilmem ne olan insanlar bile bazen yani bu tip düşüncesizlikleri de yapabiliyorlar. Arkadaşlar, aile kararı ile veya bir şekilde, yani evlenenler çok var. Anlatmıştım işte. Hani
eski ailelerde işte böyle hamamda mamamda bulunurmuş da seçilmiş de bilmem neymiş de. İşte öyle bir olay yine gerçekleşmiş. Evlenmişler. Fakat adam hiç düşündükleri gibi çıkmamış. Problemler yaşıyorlar. Yani ne olacak, bu işte nasıl yürüyecek falan filan. Ben onlara Nevra ve Metin Serezli'nin hayatını örnek olarak vermek isterim. Ne kadar zaman evvel bilmiyorum. Nevra Serezli bir röportajında, şimdi rahmetli olmuş olan Metin Serezli ile ilgili olarak çok net bir şey söylemiş. İnsana da bu bir yani örnek olsun. 45 yıl ben ona, o bana istediğimizi yaptırmaya çalıştık. Ne o değişti ne ben. Bu nedenle yeni evlilere tavsiyem şudur. Birbirlerini değiştirmeye çalışmasınlar demiş. Dostlarım, bu sabah sohbetimi de bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Öğleden sonraki sohbetimizde umarım tekrar görüşme imkanı buluruz.